İyi akşamlar. Efendim, keyfiniz yerinde. Bayağı verimli bir gündü bugün. Ahsen Hanım bizimle çalışmaya yeniden ikna oldu. İyi öyleyse. Ebedi dostumuz ebediyetine kavuştu herhalde, değil mi? Kendisi şu anda yoğun bakımda. Hastanede gereğini yapacağız. Artık ben bununla ilgilenmiyorum Muzaffer. Ölmüş bilebilirim, değil mi? Narkozcu alındı efendim. Kendisini MKC'yi ameliyatta öldürmesi konusunda Nevin Hanım ikna edecek. Güzel. Yapılanma dediğim böyle olur. Ama sen küçük işlerle uğraşma böyle. Biz daha büyük işler yapacağız. Çok daha büyük işler. Şu listedekilere bir göz at bakalım. Oradaki isimlerin günlük yaşam ritimlerini öğren bana. Ne için efendim? Bir bak bakalım o isimlerden hangisinin cenazesine diğerleri toplu olarak katılırlar. Efendim, bu isimlerin hepsi için devlet merasimi yapılır. Kimileri vardır ki çağ açarlar, çağ kaparlar. Deneyelim bakalım. Biz de mevsim açalım, mevsim kapayalım. Anladığım kadarıyla sizin açmak istediğiniz mevsim göç mevsimi. Gücünün farkında ol. Eyvallah. Vallahi iyi ki annene çekmişsin. Seni o yüzden seviyorum kanka. Şaka. Kötü şaka ama güldüm. Sen beni bulmak için o mahalleye mi gittin? Gizli görevinden haberim var. Şifreli konuşmanıza gerek yok. Tamam, peki. Bir daha yapma. Hoş geldin. O gün hastanede şey yapamadım da, iyi misin? Ne oldu sana? Ne olur? Oo, sen bilmiyorsun neler oldu. Ben diyorum hep güzelleştin sen. Bak, Barca abi de gördü işte. Çünkü annem evlendi. Kimle? Tabii ki babamla. Bilseydim altın getirirdim ben. Halam hala evde kaldı. Onu getirirsin. Kaan. Hadi siz geçin, balkondalar. Ama sen gizli görevine gidince düğünü biz biraz erteledik. Bakın, ben düşündüm, taşındım. Sonra fark ettim ki bu hayatta bu konuşmayı yapacak kimsem yokmuş. O yüzden siz geldiniz aklıma. Yağmur'un abisi yok. Zaten babası hayatta değil. Korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Olursa gözüm arkamda kalsın istemiyorum. Biliyorum zaten bu konuşmayı yapmasam siz aileme sahip çıkarsınız. Oğluma dedelik, karımla kardeşime babalık yaparsınız. Ne bileyim ya, ben sizin sesinizin kulağımda olmasını istiyorum narkozu alırken. Bak oğlum, sen mert, cesur bir çocuksun. Allah biliyor ya, benim deve oğlum da biliyor. Ondan sonra bir kızımın olmasını çok istedim. O kadar olmadı. Allah biliyor. Bir oğlan çocuğu daha verecek bana. O da sensin. Bak, uzun lafın kısası, bundan sonra karın da kardeşin de benim kızlarımdır. Oğlunsa torunum. Gözün arkada kalmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.